oluyor lan? Senin amacın ne? Bizden ne istiyorsun? Yalnız o sembol neydi öyle? Ha? O sembol neydi öyle? Konuşuruz onu. Şu anda karabombadayım ben. Herhangi bir yerden çıkarsa var altımızı sıkacağım. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Hani gerçekte bize görünen varlık üzerine gittiğinde kayboluyor. İçimizden geçip gitmiyor yani. Montaj şeklinde gitmiyor. Şimdi geldi. Birkaç açıklama yapayım. Arkadaşlar, hocamızın dediğine göre şu anda işaret büyüsü bu. Yani bu mekanda, burada bir yerde, iki belki karşı bir yerde bilmiyoruz. Bir işaret bulmamız lazım. Her yere bakmamız lazım ama nasıl bakacağız o da ayrı bir şey. Abi yüzeysel bakacağız. Aynen. Çünkü çok yorulduk arkadaşlar. Bir de yani, aynı yerleri tekrar göstereceğiz mecburen. Muhtemelen şu an ikinci parti izliyorlar çünkü çok uzun çıktı ilk video. Evet. Hani burada kesmiş olmam lazım benim. Şu anda arkadaşlar... Hani daha burayı tarayacağız edeceğiz, bir sürü zaman geçecek ve çok yorulduk. Mecbur bakmamız da lazım. Hoca şey dedi çünkü, çok zararlı bir şey bu. Gelen simge, şey sembol. Yalnız duvarda da no yazıyor. Oradan çıkın, ben önermiyorum gezmeniz dedi. Ama biz gezmemeye karar verdik. Çünkü boş olurdu gezmesi, ayıp olurdu, size ayıp olurdu. Yüzden dediğim gibi beğenip yorum atmayı unutmayın. Şu anda herhalde karşıma bir anda şey çıkabilir diye tırsıyorum. Hani tekrardan karabuluş çıkar diye korkuyorum. Kafana falan dikkat et de şuradan geçerken. Nerede? Gelişimizde düştü. Evet. Ama bir şey diyeyim mi? O çarşaf nasıl üstünden gitti? Orada ben altına çıktım yani. Ağlam gitti. Sen çektin değil mi o sahneyi? Aldım o sahneyi. Yalnız ben o sahneyi net gördüm bile. Sorun orada. Tabii dışarıdaydın sen. Ben bir an seni çektim zannettim. Bir şey oldu da sen çektin zannettim. Yok ben kamerayla bekliyordum. Tam bize kendini gösterdin. Kazıklarım ağır. Tekrardan üstüne bakalım. Aynen buralara bakacağız, duvarlara falan. Her yerine bakacağız. Ama nerede? Nasıl bir işaret? Yerde mi? İşte her yere bakacağız. Kağıt mı? İşte. Ya da biz görürsek anlayacağız mı? En azından her yer detaylı çekelim de. Hocayı izletiriz şey yaptığımız yerleri. Zaten arkadaşlar bu videoyu izleyenler için, hatta soranlar için o sembolün tam anlamını diğer videomuzun başında bunu vereceğim. Buradaki sembolün olayını gerçekten bugün çünkü yüzeysel bahsettim. Gelme. Duvar var mı? Vardı. Gerçi böyle sembol mü? Şöyle her yeri detaylı bir alayım da. Arkadaşlar gerçekten çok yoruldum şu anda. Siz bir hafta sonra izlemiş gibi duruyorsunuz ama biz aynı çekiyoruz. Tamam şuraya bak. Sen şunu göster. Çok da bakamıyoruz bu tarafa arkadaşlar. İnsanlar göre değil.
finaline. Evet. Oradan gittik. Abi. Titretiyor mu ses? Cihaz. Titriyor. Yani öyle ya şey çok hafif. İlk video, şu anda ilk video izleyenler, izlemeyenler için söylüyorum arkadaşlar. İzleyenler biliyor zaten. İlk videoda tam olarak buradayken tekrardan AVP EVP öttü. Şimdi aynı yerde ötüyor. Ne diyelim, ne soralım Murat? Senin amacın ne? Bizden ne istiyorsun? Bir şey isteme ya. Belki de istemiyor, amacını söylüyor sana. Gerçekten ilk defa bu kadar iletişim halindeyiz. Hem ritüel yaptık. O ritüel zaten çok kötüydü ya. Yani bize sembolle yanıt verdi ne demek istediğini. Ve bir de EVP var. Bu arada arkadaşlar biraz önce yaptığımız, şöyle anlatayım size. Saçma gelenler olabilir, onun için anlatıyorum. Kafanızda şey, hani bir şey kalmasa şeffaflık anlamında. Şimdi biz biliyorsunuz ki eski videolarımızda böyle EVP'de soru soruyorduk ve cevap veriyorlardı. Şimdi bazıları şey diyebilir Muro. Siz zaten iletişim halindesiniz. Niye EVP sormanızı öyle yollar var, hani yapıyorsunuz ritüel gibi. Şimdi arkadaşlar bu biraz önce yaptığımız ritüel, yani biraz önceden kastım ilk videoda izlediğiniz ritüel, çok eski Babil yıllarına, yani Babil zamanlarına dayanan bir ritüel ve en sağlam. Yani bize soru sorduğumuzda EVP'de yalan da söyleyebilir. Çünkü onların zaten amaçları fitne fesat ve bizi kötü etmek. Burada yalan söyleyebilir, bir şey olabilir. Bizi korkutmak amaçlı. Ama diğer yaptığımız ritüeldeki o sembolü çizmesi, orada yalan söyleme gibi bir lüksü olmadığını söyledi hocamız. Hani oradaki sembolün anlamı gerçekten ne istediği. Daha çözemedik. Bir işaret varmış. O işareti bulursak eğer fotoğrafını çekip hocaya yollayacağız ve ne istediğini anlamış olacağız. Henüz o da belli değil. Yani hocamız da burada olmadığı için o işareti bulduk bulamadık. Yine cevapsız kalacak bu iş. Evet. Hadi gidelim. Şöyle her yeri alayım. Ne? Her yeri alayım da şöyle. Abi hani şu yerde bir şey olur, onu görmemiz imkansız. Abi şöyle kayıt alıyorum her yeri göstererek. Gerçekten imkansız. O neydi? Şey. O nereden uçtu? Burada uçamaz. Şurada uçuyor. Oradan nasıl arkadan uçacak abi? Ses geliyor bunu. Şuraya bir tane kenara. Ben şu an yokum dünyada. Oğlum diğer şeye bir bak. Kocaman kalas. Abi bunu aldım ya. Vallahi bunu aldım ya. Ben de. Aha ses geldi de. Sen tut orayı işi. Ben çok açamıyorum. Tamam. Şurada sen... Ne? O neydi? Bilmiyorum, yine aynı deminki ses gibi geldi. Abi hiçbir şey yok. Deminki ses gibi geldi ses. Evet de hiçbir şey yok. Boş ver, şurayı göster artık. Bir yavaş yavaş gidelim. Yiyelim. Bir şey tutma. Hiçbir şey gösteremiyorum o zaman. Ne? Hiçbir şey gösteremem. Ben görüyorum, sen sadece tuhaf göster. Tamam, gel. Gel, hemen gel. Göster abi, bunun arkasından geldi çünkü. Hem şuradan geldi o ses. Duvarın içinde de. Vurup kıracağım duvarı şimdi. Gel buraya bak. Bir dakika, ses geldi. Gel. Yandan ses geldi. Şeyde normal değil mi şu an? Şu an bir şey var, olamaz yani. Bu eski bir şey yani. Olamaz. Bunu kesinlikle karşıya mı elde edelim? Aynen, karşıya da bakalım. Kaç dakikamız kaldı? 10. Dakikamız var değil mi? İyi. Karşıya da kesinlikle bakalım. Gel. Bak nasıl var.
Oğlum bu ne ya? Yalnız resmen şey, bazı yerlerde beynimiz bize oyun oynuyor gibi. O deminki ilk odun parçasını gördün değil mi? Gel. Geldim. Karşıda binada biri var. Bak, gördün mü? Bakın arkadaşlar, şimdi şöyle gösteriyorum. Bak, karartı var, karabomba var şurada tam. Görüyor musun? Umarım görürler. Yani ya karabomba ya gölge, bilmiyorum. Oraya gittiğimizde görebiliriz artık. Evet. Yavaştan o tarafa gidelim. Burayı karabomba gösterdik. Murat, gel. Nasıl bu? Kayboldu bak. Oha. Resmen çağırıyor bizi oraya. Çağırıyor değil, dalga geçiyor bizle. O çağırmak değil abi, yanımıza da çıkıyor. İzliyor bizi, her yerden izliyor. Sen kapat dışarı. Geçelim. Tamam. Ben açıyorum. Aşağıdaki yerlere de bakalım. Hangi aşağı? Odaları mı? Aha. Her yerden geliyor. Solda bir yer var, oraya da bakalım. Tane yasaları olabilir. Aynen. Dikkat et de. Şu an yine uçuyor. Bismillah ya. Bu ne alaka? Girdi içeri. Bu ne alaka? Nereden geldi? Bilmiyorum. Şuraya bir bakalım. Dur şurada bir dakika. Gel biraz ilerleyin ya, burada duralım. Bu neydi oğlum ya? Ha? O nereden geldi ya? Bilmiyorum ama beynim yandı zaten. Şurada kapattım bir şey. Göster. Burada bir şey olmasın, ihtimali var. Gel. Bir önceki videoda şey koymuştuk ya, kamera. Evet. Bak orada. Yani oradan düşmüş, düştüğü gözüküyor. Aa evet. Fark ettin mi? Gel şuraya da bakalım. Sonra karşıya geçelim. Gel. Şurada 2 dakika soluklarına konuşamıyorum. O nasıl düştü abi yalnız? Öyle bir şey yok yani. Gerçekten. Nereden geldi o? Yani gelecek hiçbir yeri yoktu orada. Hem yorulduk. Çok. Hem yorulduk. Hem de böyle sürekli bir şey olmaz. Bir de hoca bize oradan çıkın. Uyardı zaten. Duruma geldi dedikten sonra şimdi mental anlamda da beynimiz gitti. Odaklanamıyoruz bir şeye. Bir şey olunca daha fazla korkuyoruz. Mesela bir işaret peşindeyiz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela o odun gelmişti ya büyük. Ne? Odun gelmişti üst katta. Hı hı. Ondan sonra bir daha ona benzer ses geldi ya. Hiçbir aynen. Şey yoktu. Aynen. Hiçbir şey yok. Ya o bildiğin şey sanki. Aynı anda 5 yerden ses geliyor. Yani evet. Bir oradan geliyor, bir buradan geliyor, bir buradan geliyor. Yani şu anda arkadaşlar burada tamamen örnek veriyorum sizin mantığınızda. Burada insan diyelim ki biri bizi korkutuyor. 5-6 kişi olmaları lazım. Ve çok hiç ses çıkarmadan hareket etmeleri lazım. Öyle bir şey imkansız. Yani cinler de üstümüze koşmuyor farkındaysanız. Gerçekten bir şey, görünen varlık ayağım vardı. Zaten arkadaşlar yanına gidemezsiniz, dokunamazsınız ki bunu biz çok kez
hani şahit olduk. Bizim tam yanımıza çıkıp üstüne giderken arkadan bir ses gelip kaybolduğunu da biliyoruz. Hani öyle olmuyor işler. Haç değil, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman böyle uzatılmaz. Hala söylüyorum, o kadar kinlendim çünkü. Ki izlediğimden de değil ha, 50 kişi bana yollamış, bu saçmalama. Aynen. Ben görünce güldüm zaten. Ayıp ya, ya namusunla düzgünce hakkıyla yap bu işi, ya da yapma yani. Hayır, yapıyorsan bak, bunları yapıyorsan da dönüp gerçekmiş deme. He. Ya dön ben ki. Kurgu yapıyorum arkadaşlar, kurgunu çekiyorum. Geç gitti yani. Hep dizi film gibi izlesin insanlar kim o zaman. Kim neler söylüyormuş, burada söylemek istemiyorum. Benim sayemde insanlar işte bir şeyler olduysa söylemek istemiyorum. Bak bana geliyor şeyler izleyicilerden de. Onun sayesinde oluyor. Kendi şey zannediyor ya. Hani haşa peygamber zannediyor. Sen kimsin? Senin sayende insanlar dine şey olacak. Ayıp ya Allah'ım. Neyse hadi. Işığı kapatıyorum burada. Kapatmayın. Devam et. Burcu kapat. Bir oda daha var. Ondan sonra. Tamam. Oo, yine bu. Burası hızlıca bir gez, hemen gidelim bak, etrafa bakalım. Tamam. Yok. Burada mı yani, gerçekten. Gel şu kapının önünü soruyoruz. Ama gerçekten şimdi bırakmıyoruz. Ne soralım? İnsanlardan ne istiyorsun? Yani insanlardan tamamen amacın çıkarın. Bunu biz hani din olarak biliyoruz. Değil mi? Evet. Din olarak biliyoruz ama gerçek amacın var mı ya da farklı bir amacın var mı? Yok. Yani ses yok şu anda. Bildiğin ses yok. Söyler mi? Söylemez. Abi şuradan da. Şimdi arkadaşlar karşı binaya geçiyoruz. Karşı binaya geçtiğimiz için de işi tamamen kapatmak zorundayız. O binanın önünde şey yaparız. Yani ışığı açarız. Orada kaydı yeniden başlatacağım zaten. Ne? Orada kaydı yeniden başlatacağım. Ha, keselim mi? 3 dakika kaldı. Ha, kes kes o zaman. Tamam, kesip orada açarız. Tamam. Gel. Arkadaşlar şimdi geldik karşı binaya. Aşağıdan başlayalım. Aşağıdan başlayalım yine. Orayı bir bakalım. Tanıyalım da. Şurada olaylar olmuş bak. Evet. Bu koku ne ya? Bak kokuyor. Ciddi bir kokuyor. Şaka yapmıyor şu an. Bak. Neyse göstermeyeceğim orayı. Koku yoktu biz girdiğimizde. Burası çok büyük. Burayı nasıl arayacağız bilmiyorum. Hızlıca bakacağız abi duvarların yerlerine. Kolonlara da bak. Abi sen niye duvarlara bakmadın ki? Yerde olabilir sadece. Oğlum bir anda duvara bakayım. Onunla nasıl baktı bakayım her tarafa? Her tarafa nasıl bakabilirim? Gözümüzde görürsek. Biri de kolona MM yazmış. Ne yazmış? M.M. M.M. Aha. Burada yazdım şu an. Ne? Buradan arkadaşlar ilk videodaki bak yine kedi var orada ya. Abi bu? Dondum.
Kafanın üstüne uçtu. Dondu. Sana var ya, yemin ediyorum, sıyırdı. Hissettim. Geçti. Kitlendi. Hiç oynamadın. Oynasaydın eğer kafan geliyordu. Kitlendim şu an. Vallahi bak. Şu an kaldım da öyle. Kaldım dönemiyorum. Tabii ben oynatırım, sen gel. Arkandan uçtu sen. Bu da kafanın üstüne biniyor. Oğlum ne oluyor ya? Demin ilk videodaki şeyler de sana geliyordu bunlar. Şimdi benim kafama geliyordu. Soru sormayacağım abi. İstemiyorum şu anda gerilmek. Lan! Dizimin bağı çözüldü. Yanımdan uçtu. Şu anda sana oynuyor, farkında mısın? Evet. Benim ışığı açalım, seninkini tamamen kapatalım. Karşıya bir gidip bakmamız lazım. Devam et. İşi kapat. Devam et. Gel abi, sessiz olmamız lazım burada. Şu dışarı hiç bakmadım. Oha, ne oluyor lan? Gitme oraya, gitme. Çık abi, çık şuradan. Neredeydi o? Neredeydi o? Şurada abi. Buyur oğlum, buyur oğlum. Abi bildiğin dalga geçmek bu işte ya. Gerçekten dalga geçiyorlar arkadaşlar bir süre sonra. Buradan oraya nasıl gider ya? Şu alttan bir çıkak ya. Evet. Çünkü şu anda ilk kez ya da sonra bize bu videoyu açanlar için söylüyorum. Arkadaşlar, bir videonun devamı ikinci parti. O yüzden mağa mağadır. Gerçekten mağa mağadır. Sonra üst kat mı kaldı be? Bir üst kat kaldı. Başka bir şey yok. Arkadaşlar, şimdi bildiğiniz gibi biz bir işaret arıyoruz. Ama ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Orada da bir şey bulamazsak artık daha zorlamıyorum abi yani. Çünkü artık zarar vermeye başladı bir şeyler. Evet. Bu ne büyük mezarı ya? Susun. Ana yolda olmasa, yani ana yolun kenarında olmasa bu ses korkutur. Buna şunu göstersene. Peki. Yoruldum. Ben de yoruldum. Nasıl yapacağım? Git lan.
Arkadaşlar ışığımızın şarjı bitti. Burada tekrardan kayda girmek zorunda kaldık. Murat telefonun flaşını vuruyor. Şimdi devam edeceğiz. Bu ve diğeriyle idare edeceğiz abi. Nasıl, çok mu kötü görüntü? Yani bakayım şöyle, yine alıyor ya. Geniş gördü de en azından. Aynen, seninkiyle beraber alıyor. Kötü oldu bu ya. Kötü oldu bu. Bak şu an çok silüet şeklinde gözüküyor. Yapacak bir şey yok elimizde çünkü 2 saattir bu açık. Evet. İyi bile dayandı. Burada bak hadi işte. Nasıl, ben sana göre bir ayak yıktıracağım. Ben görüyorum zaten. Yakınlarda sorun yok ya, yakınlar alıyor. Şöyle geze geze yürümüş olayım. Şöyle alınca sıkıntım yok. Heh. Şu yazıda bir yüklerik var. Aynen, burada bir şey var da. Ama bu vardır. Ya belki de bu işaretimiz, bilemeyiz ki. Bilmiyorum. Ama bu vardı. 908. Aklımıza tutalım. Şu baştaki ne? Onu ben 7'ye benzettim ama bak şöyle bir yedim onu. Şurada da biraz var. Yapmaya çalışmışlar gibi. Ama bir loku da benzemiyor. İşte onu. Aslında gözüken 908 olarak. Evet. Burası da banyo sorarlı. Ha? Burada banyo sorarlı. Arkadaşlar yan çok aracatta olduğu için arak sesleri geliyor. Çok fazla arak sesi geliyor. Burada bir şey yok değil mi bu? Aa. Başlayayım şimdi. Burayı ben çok ışık vurmayacağım. Bunu duvarlara yakın yakın baksın kendi şeyi. Aynen. Yuh. Buraya geldi ses. Burada da bir şey yok. Yansıt şu tarafa. Duvara doğru, şuraya. Karşı duvarına, yere. Yere tut. Heh, yeri gösterdi. Ne oldu? Şimdi silahlar görüyor musun? Ha, öyle bir çık çık dedin ki. Nasıl? Yok. Ha? Burada da bir şey yok. Çek bunu sen var. Bayağı bildiğin kaynatmışlar yani. Kaynatmışlar. Aynen. Arkadaşlar bu videoda gerçekten şeyimiz tükendi. Hani beni görüyor musun? Bunu açmayayım. Görüyorum. Şey, mental olarak, fiziksel olarak geberdik şu anda. Ayaklarımın altını hissetmiyorum. Bir de uzun zamandır biz iki video bir anda çekmedik. Şu anda ikinci videoyu siz izliyorsunuz ama bu gerçekten yanımdan bir şey geçtiğimi hissettim. Yani bu videoda çok sessizsiniz falan diyebilirsiniz. Sebebi bu. İzlemeyenler de videonun sonunda falan ya da kart olarak yukarıda bir yerde koyarım. Görürsünüz. İlk videoda ritüellerimiz falan vardı. Onlar, o ritüel zaten, yani ritüelin sonucunda buraya geldik. O zaten bizi biraz da mental yani olarak yaşıyordu. Çok bir odamız vardı. Bir şey çıkmayacak buradan. Yani işareti bulamadık gibi. Bunu hocamıza danışacağız zaten arkadaşlar. Ona göre bir şeyler yapacağız. Bilmiyorum yani, şu anda kafam bulmuş şekilde. Bir işaretin peşindeyiz. Çünkü hoca, hani bu saatten sonra zararlı olabilirler. O ritüelden sonra bir sembol çizildi çünkü. Bu kolay kolay, hani bu arada şunu da söyleyeyim. O sembolü herkes yapınca hani bir anda gelecekte o sembol çizecek gibi bir şey söz konusu değil. Olduğumuz yer çok yoğun olduğu için cinler tarafından. O yüzden şu anda bu ritüelin gerçekleşmesinde hoca çok endişelendi. Oradan kesinlikle çıkın. Başka bir benden bir şey istemeyin dedi. Kalmak sözü size kalmış. Benim dualarım size dedi. Kapattı telefonu yani. Evet. Burada zaten şu yer değiştirdi. Evet. Sağda bir oda var. Burayı mı? Aha. S-
Sen yerlere bak abi, ben duvarlara bakıyorum. Ateş mi yapmışlar burada? Ben tepede oturuyorum. Tamam. Bir aşırı var. Şöyle yeri de göstereyim lan. Ne? Yeri de gösterdim. Kaçta kalmış? 14. Murat zaten şeyler oldu o lan. Zaten bu oda da hep bizim başımıza bir şeyler geldi. Evet. Hem gerildim hem yoruldum. Ne? Hem gerildim hem yoruldum. Yoktu diyor, duruyor. Aa gel. Bak parlıyor. Yakından bir gösterir misin? Bu yeni yapılmış. Asittir, bizim simgeye benziyor. Bro. Evet. Bizim sembole benziyor. Evet. Bak gel abi. Görüyor musun ıslaklığını? Görünüyor. Yok sen daha iyi göstersin. Yaklaş biraz daha. Yok yok, kameraya yaklaştır. Kamerayı. Çok yaklaş, tamam. Hatta şöyle elimi değeyim mi ki? Ne ki? Değil elini. Yok lan, olur mu olmaz. Ya da bir şey bul ya. Kan değil gibi gerçi de. Aha gel. Bak. Elime bulaştı. Zaten görünüyor. Bakın. Yeni işaretimiz bu. Evet. Fotoğraf çekmem Çek. Lazım. Hocaya gösterelim. Hemen bak, gönderelim. Bizim simgemiz nasıl biliyor musun? Arkadaşlar şöyle çiziyorum. Böyleydi. Şöyleydi. Üç tane vardı. Üç tane. Evet. Üç diye hatırlıyorum. Bu daha yuvarlak ama. Ama dört tane de şeyi var. He, daha yuvarlak ve dört tane şeyi var. Ve yeni yapılmış. Eski değil yani o kadar. Büyük ihtimal işaret bu. İşte İlk başta burayı gizleyemişiz, bu kadar uğraşmıyormuş o zaman. Ama nereden tahmin edeceksin ki? Evet. Çektim fotoğrafını. Tamam. Ne diyorsun şimdi sen buna? Lan bu direkt bizim şeklimiz abi. O tuzdaki şeklin çok az fark benzeri yani. Bildiğin yuvarlak bu. Dört tane var. Üç taneydi. Aynen, bizim şeyde üç taneydi. Tuzla gözüken. Neydi anlamı? Tanrı. Bir şey tanrı da. Unutuyorum ya. Bak bir daha. Boynuzlu tanrı. Ha, boynuzlu tanrı. Ama diğer bir şeyle de işaret. Simyada boynuzlu tanrı. Büyüde işaret büyüsü. Büyü tarafında. Kara büyüde yani. Arkadaşlar bu işleri biraz araştırmanız lazım. Şimdi burada sabahtan yani bir başlasam sabaha da sürer. Simya Babil'de, ya Babil'e dayanıyor bu işler. Bir kara büyü, bir simya mevzusu var. İkisi farklı. O yüzden iki tarafta da farklı yorumlanabiliyor. Bunları araştırabilirsiniz. Zaten anlarsınız demek istiyorum. Hatta bu boynuzlu tanrıyı da araştırın. Simyada boynuz tanrı olduğu zaten internette çıkar. Büyük ihtimal. Biz daha bakmadık. Ama kara büyüde ise işaret büyüsü diye geçiyor. İşaretimizi bulduk arkadaşlar. Evet. Hani burada videoyu keselim, çıkalım mı keselim? Yok, çıkalım, konuşuruz en azından bunun üstünde de. Yine değişen bir şey var mı? Ses geldi. Nereden? Aşağıdan geldi. Değişen bir şey yok oğlum. Aa, siktir. Şimdi gel bir daha gösterelim. Yok. Bro yok. Nasıl yok? Bak. Yok abi. Gördü mü kamerayı? Gördü abi, gördü. Vallahi mı? Oğlum ne oluyor ya? Yine çıktı. Yine çıktı karşımıza. Evet. Bir bakalım. Tüylerin diken diken. Benim de. Ses duydun mu? Evet. Yine geliyor. Ha. Bak şuraya. Bakıyorum da. Buraya yürü, gidelim ya. Gidelim abi, yok. Daha durmak istemiyorum. İşareti buldum zaten. Aynen, çıkalım. Kes böyle, aşağıya konuşalım.
Bak bunu konuşmaya bitirelim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine çıktık arabamba. Yani bilmeler için söyleyeyim, bize görünen varlık o. Ve anında kayboluyor. Göstermek istemiyor kendini. İşaretimizi bulduk. Büyük ihtimal o, çünkü yeni ıslaktı, elime geldi. Ne olduğu belli değil. Kan falan değil bu arada. Hani kanlık bir şey yok. Öyle anlaşılmasın. Arkadaşlar, hani şu anda bu moddayken bunu da pek yapmak istemiyorum ama lütfen beğenelim. Görüyorsunuz halimiz, dilim dönmüyor artık. Dediğim gibi çok yorulduk. Onun dışında da çok mental olarak da yorulduk. Lütfen videoyu paylaşalım. Katılarak da destek olabilirsiniz. Bol bol beğenin, yorum atın. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bizim görmediğimiz şeyleri de, hani belki etrafta siz bizden başka bir şey gördünüz, o zaman da yorum atabilirsiniz. Yani bizim görmediğimiz şeyleri bize bildirin arkadaşlar. Onun dışında başka bir şeyimiz yok. Zaten işareti de bulduk. Bunu da hocayla konuşacağız zaten. Her şeyi nasıl yapalım? Şimdi arkadaşlar, bu işareti araştırıp diğer videoda bahsedelim. Diğer başka bir vaka videosunda başında bahsedeceğiz. Ne olduğu biz de bilmiyoruz. Çünkü hoca şu anda daha araştırmadı. Çünkü bunu daha ilk defa bulduk. 3 tane bonizi vardı, 4 oldu. O yüzden bu farklı bir şey. Diğer videoda ona bahsederiz. O halde öpüyorum arkadaşlar, sizi görüşürüz.